cevap vermek için duruyordum. Çünkü sorumluluk taşıyordum. Şimdi yaklaşık 8-10 aydır Beşiktaş'ta bir yönetim var. Yani çok acil oldu bittiye gelmiş bir durumda bir yönetim talip oldu ve yönetime geldi. Beşiktaş'ın durumunun ne olduğunu hepimiz biliyorduk. Çok kişi bu işe soyundu, hesaplar kitaplar yapıldı. Rakamlar çılgın seviyede olduğu için çok kişi bu işe girmedi. Bu yönetim Fikret Orman yönetimi olarak bu kongreye katıldılar ve göreve başladılar. Ben aşağı yukarı 1979 yılından bugüne kadar aşağı yukarı 15-20 sene yöneticilik yaptım. Çok zor günlerinde de bulundum, çalıştım. Sonra o sıkıntılı dönemlerden çok parlak günlere geldiğinde de yöneticilik yaptım. Özellikle Süleyman Seba döneminde öyle oldu ki Türkiye'de kriz vardı, biz kriz zengini gibi kabul ediliyorduk. Çünkü mali durumumuz o kadar iyiydi ki. Şimdi bugün bundan önceki dönemlerin, yani isteyen 8 sene der, isteyen 10 sene der, bu dönemlerin Beşiktaş'taki izlerinin çabucak silinmesini beklemek fazla hayalcilik olur. Ama bu bugün öyle güzel şeyler oluyor ki şaşkınlığımı, içimdeki coşkuyu sizlerle paylaşmak istedim. Beşiktaş'ın bu seneki kadrosunun sahaya çıktığı zaman 6. 7. olsa ne fark eder, ne önemi var düşüncesini daha ilk sezon başından beri söylüyorum. Çünkü bundan evvelki 8 yıl boyunca bir kere Sivasspor'un üstüne çıkıp şampiyon olmuşuz. İkinci hiç olamamışız. İki kere üçüncü olup diğerlerinde dördüncü, beşinci olmuşuz. Bu senede transfer yapmayarak bazı kişilerden kurtulma yoluyla 6. 7. olsak ne olur şeklindeki sözlerime hep olumlu yanıt alıyordum sezon başından beri. Ben bu mantalitedeydim. Futbol takımının bugünkü kadrosuna bakın. Sahaya çıkan kadroya bakın. Gencecik çocuklar, doğrusu ben bile ayırt edemiyorum onları. Yedek kulübesine bakın. Neredeyse geçen seneki altyapı. Emre, Batuhan, Hasan Türk, böyle bir kadro. Demin Atıf anlattı. Altyapıdan oyuncuların çıkmasını. Evet, ben de aşağı yukarı o dönemlerde yöneticiliğe başlamıştım. İlk etapta 4 oyuncu üst kadroya ve sahaya sürüldü Adana Demirspor maçında. O gençleştirme olayı o sezonun sonunda 23 futbolcunun 8 tanesi geçen yıl altyapıda oynayan çocuklardı. Bir sene sonra Rıza geldi. Bilmem Zaferler, Kadirler, bilmem neler geldi. Daha sonraki sene Metin geldi. Daha sonra Feyyazlar geldi ve o efsane yaratıldı. Ben aşağı yukarı 10-15 sene önce bir çizelge yapmıştım. Bu kadro kaç futbolcudan ortaya çıktı diye 153 futbolcunun Beşiktaş'ta oynamasından elde edilen üründür. Bunlar arasında 1 dakika oynayan vardı, 15 sene oynayan vardı. Mesela Rıza 16 sene oynadı, Metin 15 sene oynadı gibi. Ama 1 dakika oynayan da vardı. Bu böyle süzüldü süzüldü, o meşhur efsanemiz oluştu. Bugün bu kadro gelir, Batuhan veremiyor. Bilmem kim, doğru bize göre oyuncu değil. Onlar elenir, gerisi yerine gelir. Aradan her sene bir veya iki oyuncu katkısıyla Beşiktaş'ın kadrosu oluşur. Bu ne demektir? 8 sene boyunca bu kulüp kadroya madroya hiçbir şeye bakmadan doğrudan doğruya Avrupalı menajerlerle çok işli dışlı oldu ve bu
sayede Beşiktaş kulübü acaba 500 trilyon mu 600 trilyon mu borcu var diye buralarda bize pösteki saymak kaldı. Bu kulüp bundan sonra tekrar düzeye çıkması için altyapısını dört elle sahiplenmeli. Bugünkü yönetim, başta Fikret Orman, kendilerinden beklemediğim kadar büyük işler başardılar. Bu kadroyu, başta Samet Aybaba'yı getirmekle, bu kadroyu sahaya sürme cesaretini göstermekle, dünkü maçı Beşiktaş kazanmamış bile olsa ben bugün bu konuşmayı yapacaktım. Hiç önemli değildi maçı kazanıp kazanmamak. Sahaya sürme cesaretini göstererek Beşiktaş'ın geleceğine dair bana ümitler verdi. Doğru yoldasınız. Doğru işler yapıyorsunuz. Bu konuda transferin Beşiktaş'ı 84 tane oyuncu alan yönetimlerin Beşiktaş'a verdikleri darbeleri hep beraber yaşıyoruz. Ben bu darbe vermede bir dönemin de 2 senesinde sorumluyum. İkinci adam olarak sorumluyum. Ben kendimi hatta son mali kongrede de ben sizin yerinizde olsaydım daha fazla eleştirirdim diye sizlerin bizi eleştirmesini gayet normal, haklı olarak görmüşümdür. Ben yine bugün de bana söylenirse evet ben sorumluyum diye söylüyorum. Ama 8 senelik mantalitenin PAF takımına Portekiz'den oyuncu getirmeni, Portekiz 2. lig, 3. lig antrenörünü Beşiktaş'ın başına getirmeni, hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Dün çok mutlu bir haberle sarsıldım. Quaresma ile yollar ayrılmış, borsaya bildirilmiş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani bu adam gitti. Kurtulduk. Bu Beşiktaş'ta çok önemli bir adımdır. İstediği kadar bir takım seyirci gruplara gitsin, bağırsın, çağırsın. Yok arkadaş öyle şey. Aferin yönetim. Tabii bu arada bir konuyu da söylemeden edemeyeceğim. Beşiktaş'ın hiçbir etkinliğinde, hiçbir aktivitesinde, iyi gününde, kötü gününde, eleştirmeye dahi gelmeyen, gel eleştir, gel bilmem ne yap demeyen kısa dönem yıldızlarının, kısa dönemde yıldız olmuş kişilerin bu Quaresma denen Beşiktaş'ın vampirini uğurlamak için havaalanlarına gitmesini de inanılmaz ölçüde kınadım. İnanılmaz ölçüde yani kabul edilir şekilde görmüyorum. Kalk gel Beşiktaş'la ilgili bir şeye. Kendisini bir görsen neler söyleyeceğim. Sen Quaresma'yı yolcu etmeye gideceksin. Olur mu böyle şey? Şimdi yönetim hakkındaki fikirlerimi yönetimin başkanı Fikret Orman ve birkaç yöneticiyi daha önceden tanırdım. Yeni yöneticiler, genç arkadaşlar. Ben bu sözleri size moral olsun, destek olsun diye söyledim. İnanın ben belki de Beşiktaş tarihindeki en uzun yöneticilik yapmış kişiyim. Belki de 3 kulüp tarihinde de. Hatta İlhan Cavcav bana ben senden eskiyim diye takılır. Size başarılı bir işler bırakmak için. Bakın aradan 12-13 sene geçmiş Süleyman Seba'yı hala daha toplum, bizler nasıl saygıyla anlıyorsak böyle bir yere hizmet ettim demek istiyorsanız bu doğru yoldan şaşmayın. Bir başka konuyu söyleyeceğim. Ben bu yazın toplantılara yaz başından beri katılamadım. Bir rahatsızlık uzun bir rahatsızlık geçiriyorum. Burada neler konuşulmuş, neler olmuş ki Divan Başkanı Sayın Yalçın Karadeniz buraya bir çıktı, esti gürledi. Yani yıllıkta veya divan albümünde isimler olan kişilere
gelmeyin, alın resminizi gidin. Durun. Çok yanlış bir mantaliteyle yaklaşmışsınız. İnsanlar toplumdaki yeri ne olursa olsun, toplumun göz önünde bulunan insanlar camialara o toplumları inceleyerek gelirler. Şimdi burada çok eskiler var. Selahattin amca orada. Sedat abi burada. Bunlar bana göre de çok çok eski bu işlerin içindeki insanlar. Hani Beşiktaş, Amigolar Kulübü, bilmem neler kulübü dendiği zaman hiçbir kimseyi Beşiktaş'ın herhangi bir maçında dahi göremezsiniz. Sonra düzgünlük, rahmetli Üstün Kaya ile gelen istikrar, akabinde Süleyman Sabah dönemindeki parlak yıllardan sonra bazı Türk büyüklerinin Beşiktaş'ın içine katıldığını hep beraber gördük. Beşiktaşlı olduklarını gururla söyleyerek ortalara çıktıklarını da yaşadık. Kesinlikle önce biz doğru işler yapmalıyız ki bu insanlar Beşiktaşlı olduğunu gururla bağırarak söylesinler ve gelsinler, gelmeleriyle bize katkıda bulunsunlar. Onun için o nedenle Sayın Başkan'ın o şeylerini doğru bulmuyorum. Artı bir konuyu daha söyleyeceğim. Bugün Beşiktaş'ın en büyük sorunu, Beşiktaş'ın anayasası denen tüzüğün tamamıyla bence bir yıl saçmalıklarla dolu olmasıdır. Bu tüzükle Beşiktaş kulübü hala daha yanlışlıklar yaparak devam edecektir. Divan oluşumu Beşiktaş için bir akil adamlar topluluğudur. Ben belki arada 10 yılını doldurduktan sonra divana girebilirdim. Aday olmadım. 30 senemi bekleyerek buraya geldim. 30 senemi bekledim. Çünkü bu yakışır Beşiktaş'a diye düşündüm. Divan bu görevini yapar. Ama dernekler yasasında ve bugün toplumda Beşiktaş kulübünü yönetim yönetir. Denetimde denetler. Bugün yönetimin divanla arasında sürtüşme diye bir şey olamaz. Yok böyle bir ortam. Tüzük değişmesi Beşiktaş kulübünün bir numaralı maddesidir. Bu tüzük değişip normal kulüp nasıl yönetilmeli? Kim nereye sorumlu? Kim nereye ne kadar karışabilir? Meydana çıkması lazım. Çok sıkıntılı bir dönemden, çok büyük bir dönemler, 8-10 senelik bir anlayışın devri yapıldı bu yönetimle beraber. Bu yönetime teşekkür ediyorum. Bu devraldıkları olumsuzlukları, ki kendi sorumluluğumu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Hiçbir şekilde ben kendimi, siz beni affetseniz ben kendimi affetmiyorum. Bu yönetim bu işlerde soyundu, geldi, bugüne kadar iyi gidiyor. Ayaklarınız terse basmasın. Doğru yolda gidin. Beşiktaş kulübünün uzun senelerde tekrar eski günlerine geleceğini hepimiz bilelim. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Keçeli. Kaçalım. İnsanların sosyal ilişkileri kendilerini bağlar. Bunu o öyle yaptı, bu böyle yaptı diye eleştirmek bana göre böyle bir toplumda yani çok doğru değil. Buna biraz dikkat edersek burada olan insan için konuşalım. Ama olmayanlar için lütfen biraz dikkat. Lütfen biraz dikkat. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim Sayın Keçeli konuşurken şahsımdan bahsettiği için cevap vermek mecburiyetindeyim. Kendisinin tarif ettiği gibi ben esip gürlemedim. Öyle bir haddimi aşacak bir şey de yapmam. Ben genel kurullarımıza bunu söylerken de hiçbir divan kurulunun ismini bahsetmeden genel kurullarımıza genel anlamda katılmayan toplumun kendisinin tarif ettiği gibi ben esip gürlemedim. Öyle bir haddimi aşacak bir şey de yapmam. Ben genel kurullarımıza bunu söylerken de hiçbir divan kurulunun
ismini cismini bahsetmeden genel kurullarımıza genel anlamda katılmayan, toplumun kabul ettiği, herkes tarafından benimsenen, her hareketinin haber niteliği taşıyan arkadaşlarımızın, dostlarımızın katılmamasına bir isyan etmiştim. Onu belirtmiştim. Cürlemek filan bizim haddimize değil. Fakat Sayın Keçeci, eski dostum, böyle konuları tarif etmenin çok mahirdir. Şimdi her konuyu hep yanlış anlar. Onun için de böyle masaya getirir. Şimdi düşününüz ki bir yönetimde bulunmuş, ikinci başkan mevkiinde oturmuş, Boğaz manzaralı güzel odasında ayaklarını uzatmış, şimdi burada günah çıkarıyor. Geliyor diyor ki, efendim onlar böyle yaptı, şöyle yaptı. Sayın Keçeci, sen istifa etmesini bilemedin mi? Sana söylüyorum tabiatıyla. Söylerim. Bal gibi söylerim. Yerinden kalkma. Ben de kalkarsam farklı bir durum olur. Otur yerine. Yerinden kalkma. Geç yerine. Yerine geç hadi. Senin dönemin bitti. Öyle oturup konuşma. Yönetim kurda görev yapıyorsun. Eski arkadaşlarını burada yerin dibine batırıyorsun. Yeni insanlar gelecek. Sana kimse inanmaz. Eski açık yapmışsın. Hadi defol. Saygısız. Efendim söz sırası Sayın Kadir Kılıç'ta. Buyurun Kadir Bey.